Beni sakın bırakma, anlaştık. Tamam, çok acil. Beni sakın bırakma. Beni duyuyor musun? Arda bir şey yap. Arda bir şey yapman gerekiyor, bir şey yap. Sevgilim. Beni bırakma. Beni sakın bırakma. Aç gözlerimi. Geldiler. Ambulans geldi. Her şey çok iyi olacak. Tamam, iyi olacaksın. Anlaştık. Ömer'e bir şey olmayacak. Tamam mı? Bir şey olmayacak. Ömer, abim hadi dayan. Dayan, gözünü seveyim dayan. Hastaneye gidiyoruz. Tamam mı? Dayan. Her şey çok iyi olacak. Yanındayım ben. Ben yanındayım. İnşallah bu kadar saat iyi haber için beklemişimdir Ali. İşler ters gitmiş Tayyar. Ne demek lan ters gitmiş? Metin nerede? Metin yok. Annesini de kurtarmışlar. Ne? Kim aldı lan karıyı elimden? Ömer mi? Evet. Yalnız senin adamlardan birisi cevval çıkmış. Çekmiş vurmuş Ömer'i. Sağ çıkar mı bilinmez. Öyle mi? Pelin, korkutma beni, kendine gel. Pelin! Pelin! Ben ne yaptım? Pelin! Ne yaptım ben? Ömer'e bir şey olmayacak, iyileşecek. Ben ne yaptım? Ne yaptım ben? Ne oluyor, hemen anlatın bana. Nabız çok düşük. Ne oluyor? Nabız alamıyorum. Hasta eksi olmak üzere. Lütfen bir şey yapın. Ne olur bir şey yapın lütfen. Bir şey yapın, bir şey yapın lütfen. Bir çekin, şey yapın. Elektroşok yapacağım. Siz de elinizi çekin. Bunları bizim şubeye götürün, beni bekleyin. Bizzat ben sorguya çekeceğim bunları, tamam mı? Kadını da ben gelmeden kimseyle görüştürmeyin. Hadi acele edin. Arda, sen de şu vurduğun adamla ilgili şubeye gel de bir ifadeni alalım. Amirim ben önce bir hastaneye gitsem, Ömer'i görsem. Tamam. Ben idare ederim. Bu sorumsuzluğunuzu unutmayacağım Pelin komiser. Ömer senin yüzünden canıyla boğuşuyor. Bunun burada böyle kalmayacağını biliyorsunuz değil mi? Amirim. Bakın sizin canınız bir yanıyorsa bizimki bin yanıyor. Ömer bizim kardeşimiz. Onu bile isteye ateşe atmayız biz. Metin'i görüp sonra da hastaneye geleceğim. Dua edin. Ömer'e bir şey olmasın. (Gülüyor)
yapacağım? Ben ne yapacağım? Pelin, Pelin. Böyle bir şey olursa ben nasıl yaşayacağım? Böyle bir şey olmayacak. Sami abi doğru söylüyor. Hadi kalk hastaneye gidelim. Aa, benim yüzüm. Anam benim yüzüm. Hayır Melih'im tamam. Ameliyathane hazır mı? Hazır. Kan grubunu biliyor musunuz? Bilmiyorum. Hasta polis doktor bey. Aa, kimliği bende olması lazım. Sıfır RH pozitif. 4 ünite kan. Acele edin. Doktor. Ben hiçbir yere gitmiyorum komiser. Sen de sakın gideyim deme olur mu? Yoksa hesabını çok pis sorarım. Annem nerede? Kime diyorum lan? Lan 2 saattir tepemde söyleniyorsun. Ya adam gibi otur. Ya da ağzını burnunu düz ederim. Et bakayım nasıl düz ediyorsun ağzını. Ne oluyor? Ömer döndü mü? Annem nerede? Buyurun. Anne. Oğlum. Anne. İyi misin? İyiyim. Sen? Şu an çok iyiyim. Seni gördüm, dünyalar benim oldu. Helal olsun Ömer'e sözünü tuttu. Nerede o? Vuruldu. Ne? Annenin başındaki heriflerden biri vurdu. Durumu ağır. İfadeni aldıktan sonra onun yanına gideceğim. Gel anne, gel. Anneni gördüğüne göre artık başlayabiliriz. Bana her şeyi tek tek anlatacaksın. Tıpkı Ömer'e söz verdiğin gibi. Ben de Tayyar'ın ipini çekeceğim. Amirim, Şevki müdürü acil sizi bekliyor. Ne istiyormuş? Bilmiyorum amirim. Bu olanlarla ilgili herhalde. Tamam, geliyorum. Hemen döneceğim. Sen de kapıdan ayrıl. Sakın yavrum, sakın Fatih. Tayyar hakkında kötü bir şey söyleme. Hapiste de olsan seni de beni de, hatta Nilfe'yi de öldürdü. Sakın oğlum konuşma. Nevin nerede şimdi? Emniyette. Peki Metin konuşmuş mu anasını görünce? Bilmiyorum. Sami mahalle şubeye götürmüş. Metin de anası da onun elinde. Bu hiç iyi olmadı Ali. Hiç iyi olmadı. Ömer bizi fena faka bastırdı. Onu fazla küçümsemişim. Ne yapacağız peki şimdi? Bana Fatih'in konuşup konuşmadığını öğren. Ona göre ne yapacağımıza karar verelim. Denerim. Malum Sami'nin çöplüğü orası. Deneme Ali, deneme. Öğren hem de hemen. O kadar kötü müymüş Ömer'in durumu? Geceye çıkmaz diyorlar. Toprağımızı atar, Fatiha'mızı okuruz. Sen kurtulduk say. Peki Hüseyin duymuş mu?
Aradım, telefonu kapalı. Ya duydu kardeşinin başında dua ediyor ya da fosur fosur uyuyor. Duysa beni mutlaka arardı. Bence kara haber daha ona gitmedi. Menemen de geldi. Hadi okula gideceksiniz, oyalanmayın. Fatma ablacığım, hadi gel otur sofraya. Yok, ben aç değilim. Ablacığım olur mu öyle? Bak ne güzel pişi yaptım, menemen yaptım sıcak sıcak. Ablacığım, canım başka bir şey istiyorsa yapıvereyim iki dakikada. Yok, hadi. Yok, yok. Oğlum, kay şöyle. Kay, kay, kay. Al tabağını. Çocuğu da ya, rahatsız ettik. Otur. Ekmekler de geldi. Hüseyin nerede? Dışarıda güvercinliğin orada annem. Gelir şimdi. Ben bakarım. Bakarım ben. Sen işine bak. Efendim. Elvan teyze, ben Elif. Sesini tanıdım kızım. Elifciğim nasılsın? Günaydın güzel kızım. Kızım derken yüzünde güller açıyor. Alo? Hat düştü galiba. Alo Elif, orada mısın? Buradayım Elvan teyze. Ben sana bir şey söyleyecektim. Ne oldu? Biz şimdi hastanedeyiz. Ömer deme Elif. Elif Ömer deme. Ha? Ömer'ime bir şey mi oldu? Ömer'ime bir şey mi oldu? Ömer iyi. Sadece bir çatışma oldu. Ömer yaralandı. Hüseyin kızım, ne oldu? Hüseyin abi, bir çatışma oldu. Ömer vuruldu. İfadeni alırken yalnız olacağız. Sadece avukatına izin verebilirim. Buradan daha güvenli bir yer biliyorsanız alın annemi götürün. Amirim, ben göreve döndüm. Pelin hastaneye gitti. Bir ihtiyaç var mı? Ömer nasıl? Çıktı mı? Ameliyathane bekliyoruz. Nevin Hanım'ı güvenli bir yere nakletmemiz gerekiyor. Tamam, ben hallederim. Sen Fikret'i al. Polis evine gidin. Fikret'in annesi adıyla yerleştirin. Oğlum sen daha ifade vereceksin, hastaneye gideceksin. Ben başında kalırım diyorsan bu ayrı sorun. Peki abi. Emin misiniz? Anneni kimselere kaptırmam, merak etme. O benim korumam altında. Anne, hadi sen git biraz dinlen. Allah'ım. Tekliğimi unutma. Hadi buyurun, gidelim artık. Buyurun. Birkaç güne kadar sular durulup tayyer içeri tıkılınca sizi istediğiniz bir yere götürür, emniyetinizi sağlarız ama o güne kadar polis evinde biz misafirimiz olacaksınız. Oğlum. O zaten emniyette. Kılına zarar gelmesine izin vermeyiz. Merak etmeyin. Bu davanın en önemli tanığı o. Bu arada sizin de ifadeniz alınacaktır. Neden? Nasıl neden? Bu
Bulgaristan'dan getirilip burada zorla alıkonduğunuz, şikayetçi olmayacak mısınız? Yok. Nasıl yok? O tayyar pisliği kaçırttı sizi. Bildiğiniz ne varsa anlatacaksınız, şikayetçi olacaksınız. Kim getirdi sizi Bulgaristan'dan? Yok. Şimdi bana bir şey sormayın. Bakın. Bugün sizi kurtarmaya çalışırken benim kardeşim vuruldu. Canıyla cebelleşiyor. Biz size yardım ettik. Oğlunuzun da sizin de güvenliğinizi sağladık. Lütfen. Lütfen siz de bize yardım edin. Yapamam. Avukatın da geldiğine göre artık başlayabiliriz. Şimdi ben sana tek tek sorayım mı? Yoksa sen her şeyi en başından itibaren anlatacak mısın? Anlatacak bir şey yok. Nasıl yok? Bayağı yok. Benim anlaşmam Ömer'leydi. Onunla konuşacağım. Ömer vuruldu. Şu an canıyla boğuşuyor. O zaman iyileşince konuşuruz amirim. Anneni kurtarmak için vuruldu. Bu ifadeyi vermen için vuruldu. Onun için her şeyi anlatacaksın bana. Ondan başkasına konuşmam. Sen benimle oyun mu oynuyorsun ha? Susma hakkımı kullanıyor. Lan anlatacaksın. Anlatacaksın. Her şeyi anlatacaksın bana. Amirim lütfen. Bu şekilde olmaz. İstediğin kadar bağır çağır. Benim anlaşmam Ömer'le. Başkasına konuşmam. Nokta. Ameliyatta. Ameliyat bitti. Vücudundan iki tane kurşun çıkarttık. Bir tanesi omzuna saplanmış, diğeri kalbine çok yakın noktada kürek kemiğine. Hastanın cebinde bir de saat varmış galiba. Ben hediye etmiştim, köstekli saat. Hediyeniz Ömer Bey'in hayatını kurtarmış. Kurşun saate denk gelmiş, yön değiştirmiş. Kalbine girmemiş. Şükürler olsun. Oğlum iyileşecek mi doktor bey? Hayati tehlikesi devam ediyor. Önümüzdeki 48 saat çok kritik. Peki bizim yapabileceğimiz bir şey var mı? Başka bir hastaneye nakil falan gerekiyor mu? Hayır. Ne gerekiyorsa yaptık. Sizin yapacağınız en iyi şey dua etmek. Geçmiş olsun. Peki onu görebilir miyiz? Hepiniz mi? Annesi, abisi burada. Sadece iki kişi. Ayrı ayrı. O da en fazla 5 dakika. Teşekkürler. Yoğun bakımı alındığında size haber verecek. Söyle bakalım Ali. Hadi gözün aydın. Fatih konuşmamış. Ömer gelsin ifademi ona vereceğim demiş. Yarın nöbetçi mahkemeye çıkaracaklarmış. Diğerleri ne yapmış Nevin'in yanındakiler? Onlar da sağlam çıktı. Nevin? O henüz şikayette bulunmamış. Polis evine tıkmışlar. Aldırayım hemen. Dur bakalım dur. Hele şu nöbetçi mahkeme bir olsun. Acele karar vermeyelim. Dikkat çeker şimdi. O da doğru. Şimdilik aleyhimize gelişen bir durum yok. Ömer'in durumu nasılmış? Var mı bir gelişme? Sana öyle bir sorunumuzun kalmadığını söyledim ya. Sabaha akşama kılarız cenazesini. Allah rahmet eylesin de... bu kez Hüseyin diye bir sorun peyda olursa işimiz kötü Ali. Hele o dediğin hiç olmaz. Aranızda artık ne varsa... nasıl bir açığını yakaladıysan onun... o anca eser yürürler. Sonra kuzu kuzu senin dediğini yapar. Merak etme sen.
Bir şey olursa haber veririm. Hastayı yoğun bakım ünitesine bağladık. Doktor iki kişi görebilir dedi. Tek tek alacağız. Ben size yardımcı olacağım, hazırlayacağım. Görmek isteyenler benimle gelebilir. Anne, Hüseyin hadi. Önce sen git oğlum. Sen gör kardeşini. Tamam. Buyurun bu taraftan. Ziyaretçileri diğer kapıdan alıyoruz. Bunu da. Ben yardımcı olayım size. Bacım, bana deyi verene de ben anama diyeyim. Kardeşim yaşayacak değil mi? Allah'tan ümit kesilmez. Buyurun. Şu karşıki oda. Sadece 5 dakika. Benim canım olmadı, şuntasın. Allah'ın öyle yazmış Ömer'imiz.
yazgı değil. Bu yazgı değil Melike. Yazgı yok Melike. Hüseyin dur. Hüseyin. Sen ne yaptın ki? O istedi polis oldu. Her zaman başında mı olacaksın? Kendini suçlama. Melike abla geliyor. Hüseyin nerede kızım? İç çeke çeke gitti Hüsun. Kardeşini görünce kötü oldu tabii ki. Hastanın annesi girebilir yanına. Şimdi ben de abisi gibi fenalaşmayayım yavrum. Sözlüsü girsin içeri. Ben geldim. Signorina. Seni göremeyeceğim diye çok korkmuştum. Ama Elvan anne yaptı yine yapacağını. Yanına ben girmeyeyim. Sözlüsü girip elini tutsun dedi. Duydun mu? Sözlüsü dedi. Orada insanlara ayıp olmasın diye diyemedim ki. Yo, Ömer komiser bana evlenme teklif etmedi daha diye. Ömer. Bak sakın oyun bozanlık falan yapayım deme. Daha yaşayacağımız çok şey var. Seni geç buldum, ben erken kaybedemem. Baksana kan grubunu bile bilmiyormuşum. Hakkında bilmediğim o kadar çok şey var ki. Mesela
Nasıl bir çocuktun acaba? Neler yaşadın? Babanı kaybettiğinde ilk ne yaptın? Neleri içerlersin? Ya da yüzüne en çok ne güldürür? Bana hepsini anlatacaksın, tamam mı? Hayatıma girdin bir kere. Kalbimin sahibi oldun. Sorumluluklarım var komiser. Sinemaya bile gitmedik seninle. Yani o gün geldin sinemaya gidelim dedin ama gitmedik. Güneşin doğuşunu hiç izlemedik beraber. Saatlerce yürüyüp, ellerimizi kenetleyip, ılık bir Meltem'le ürpermedik. Daha tatile de çıkmadık. Denize girmedik beraber. Mehtaplı bir gecede birbirimize şarkılar söylemedik. Komiser, bizim şarkımız bile yok, farkında mısın? Şarkımız ne olsun? Ama öyle üzüntülü, gözyaşlı bir şey olmasın, tamam mı? İkimize yeterince ağladık çünkü. Sen bana bugün bir kez daha beni sevdiğini söyledin. Sonra gözlerini kapattın. İlk söylediğinde o kahvaltıda ben yazık etmiştim bu itirafına. Şimdi de hayat. Komiser. Hadi aç gözlerini. Aç gözlerini ve bana beni sevdiğini söyle. Gör. Buyurun Tayyar Bey, sizi bekliyorum. Buyurun. Bir saniye beyefendi. Ufak bir arama yapmamız gerek. Sen kim oluyorsun da beni arıyorsun lan? Emir böyle beyefendi. Aramazsak Tayyar Bey'le görüşemezsiniz. Aleyküm Emmioğlu. Aleyküm selam Emmioğlu. Geç otur şöyle. Bana bak, kimse bizi rahatsız etmesin. Ben de seni beklerken bu zımmırtıyla vakit geçiriyordum. Bu da benim başka takıntım tabii. Bunu da kimse bilmez. Şurada bir parça var, bir türlü bulamıyorum. Yarım kalan her şey beni deliye döndürür Hüseyin. Sana da öyle oluyor mu? Olur ya, olmaz mı? Ben de tabağımda yemek arkamda pislik bırakmayı hiç sevmiyorum. Anam küçükken öğrettiydi. Gel, geç otur şöyle, anlat bakalım. Neymiş şu Ömer'in bulduğu şey? Gerek yok. Sen eve çağırdım diye mi kızdın bu kadar? Gerilmene gerek yok Hüseyin. Bunca yıl sonra ilk defa misafirim oldun. Köşe bucak saklanmamıza gerek yokmuş ha? Korkusundan seninle yalnız buluşamadım demiyorsun da. He? Bazen insan çaresiz kalır Tayyar. O zaman deliye döner. Sen hiç çaresiz kaldın mı? He? Kaldın mı lan? Ne oldu?
Bakıyorum da bir ince tırsın. Çok haklısın. Ben de senin yerinde olsam tırsardım. Bak Hüseyin, ben böyle olsun istemedim. Tam da böyle olsun istedin Tayyar. Tam da böyle olsun istedin. Kardeşsiz kalayım, kapında köpek olayım istedin. Sadece boynumdan değil, kaderimden, ruhumdan zincirle bağlamak istedin Tayyar. Peki ben ne istedim biliyor musun? Ben ne istedim biliyor musun? Bunu istedim. Bunu istedim Tayyar. Tam da bunu istedim. Ulan bırak, ne yapıyorsun? Canını alıyorum lan. Canını alıyorum Tayyar. Sana hiç yalan söylemedim Tayyar. Sana hiç yalan söylemedim. Kardeşime dokunursan seni demiştim ya. Bak sözüme ereyim. Şehadet getir. Şehadet getir. Bence sen buradan çıkar çıkmaz hemen bir tatile gidelim. Sadece sen ve ben. Biz olmadan İstanbul'da yağmur da yağar, güneş de açar. Eskiden tatile gittiğim zaman hep yeni yerler görmek isterdim. Ya da dere tepe yürüyüp keşiflere çıkmak. Şimdi sadece senin gözlerine bakmak istiyorum. Ve susmak. Saatlerce. Günlerce. Hani bana bir kere seninle her yer Roma Signorina demiştin ya. Sen benim yanımda ol yeter. Gerisi hiç önemli değil. Artık çıkmanız gerek. Lütfen 5 dakika daha. Sonra yine izin alırız. Doktor bana kızacak yoksa. Peki. Seni seviyorum komiser. Rahatsız edilmek istemiyor. Emanet alayım. Misafir vardı ama gitti. Çalışma odasına Tayyar Bey.
Ay Ömer nasıl acaba? Elif de bir türlü çıkmadı. Gördün mü şımarık kızı? Girdi içeri. Haber de vermiyor. Da bunun anası var, yengesi var. Bu iyice Ömer'i almış eline. Yok anam yok, bundan bir şey olmaz. Ömer'im nasıl kızım? Devran nasıl Elif, iyi mi? Durumu aynı. Ama bence doktorlar umut görüyorlar. Bırakmadı yakamızı. Ne doymadık kara toprakmış bu. Ne izledin gencecik candan. Fatma Hanım. Ömer ölmedi. Hala nefes alıyor. O yüzden ağıtı yakmayı bırakın. Hepimiz burada demoralize oluyoruz. Lütfen kendinizi de bizi de üzmeyin. Sen kimsin de bana böyle konuşuyorsun ha? Kimsin sen? Fatma, kimsin? Demonogolojimmiş bir şeymiş. O dediğinden yapmıyorum ben. Benim burada içim ciğerim yanıyor, ciğerim. Tabii siz zenginlerin din imanı para. Sen nereden bilirsin elemi, kederi, üzüntüyü? Senin burada bütün yaptığın piyes oynamak, piyes. Susun yoksa kalbinizi kıracağım. Ettiği lafa bak şimdi. Hadi. Otur. Kızım koş su getir, koş. Sakin ol. Tamam artık. Halil! Halil çabuk gelin Halil! Ambulans çağırın, polis çağırın hadi. Polis olmaz. Polis olmaz bana. Başetim Batılı çağır. Polis olmaz. Polis olmaz, onu çağırma, gerisine karışmayın. Tamam. Ev koşullarında ameliyathane ortamını kısa zamanda sağlamak zor tabii. Ama elimden geleni yaptım. Umarım ameliyat sonrası bir komplikasyon oluşmaz. Nasıl durumu peki? Ölümcül bir hasar yok. Ama kalıcı sorunlar yaşayabilir organlarında. Yarın her şey daha net olur. Birazdan uyanır. Uyandığında yanında olmak isterseniz benimle gelebilirsiniz. Tabii. Tansiyon da iyi. Yavaş yavaş kendine geliyor. Tayyar Bey. Tayyar Bey, beni duyuyor musunuz? Kefeni yırttık galiba. Evet Tayyar Beyciğim. Cümleten gözümüz aydın. Kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Tayyar Bey, şimdi sırası değil diyebilirsiniz ama
Benim artık emniyete haber vermem gerek. İzniniz olursa hayır. Ben... Hayır. Kesinlikle olmaz. Hiçbir şey yaşanmadı. Siz de hiçbir şey görmediniz. Ama ölebilirdiniz. Neden? Ne dediysem o. Mert arayayım mı Tayyar? Hayır dedim ya. Kimsenin haberi olmayacak. Ah yalan dünyada, yalan dünyada, yalandan yüzüne gülen dünyada. Alo. Ne o, emmoğlu demek yok mu? Göz aydınlığı vereyim dedim Hüseyin. Gözün aydın, kefeni yırttım. Allah senin belanı versin. Kızma Hüseyin, sevin, sevin. Öte tarafa bir baktım, geldim. Artık sıkı sıkı bağlarla bağlıyız birbirimize. Bunu düşün, mutlu ol. Ulan biz burada başçavuşun eşeği miyiz? Diyoruz da sizin başınıza bizi amir yapıyorlar değil mi? Neden bana haber vermediniz? He? Neden? Amirim her şey ani gelişti. Bir de malum durumlar var. Ne durumları lan? Ne durumları? Söyleyin de biz de bilelim o durumları ha? Amirim her şey çok ani gelişti. Sami Amir de işin içinde. Onların şubenin de dosyaya dahli var biliyorsunuz. Haklısınız, size haber vermeliydik. Çiçek gibi büroyu Dingo'nun ahırına çevirdiniz. Ömer geldi, dengenizi bozdu. Al işte, arkasından gittiniz, aldınız boynuzun ölçüsünü. Bu işte Ömer vuruldu. Yarın bakalım sıra hanginizde? Bana bakın. Ayağınızı denk alın. Bundan sonra benden habersiz kılınızı kıpırdatmak yok. Yoksa ikinizi de masa başı görevine sürerim ona göre. Hem de birinizi Anya'ya, birinizi Konya'ya. Amirim. Ömer vuruldu, tamam. Ama Fatih Tünler'in annesini yakaladık. O konuşunca maskeler düşecek. Ondan sonra Tayyar Dündar'ı da, Tayyar Dündar'ın emrine çalışanları da içeri tıkacağız. Büyük bir suç örgütünü çökerteceğiz yani. İnşallah Arda, inşallah. O da olacak. Neyse, sana söyleyeceklerim bitti, gidebilirsin. Pelin'le konuşacaklarım var. Ben de kalmak istiyorum abi. İyi. Sen bilirsin. Sami Amir, Giray'ın su içip nalları dikmesinden ve Ömer'in vurulmasından seni sorumlu tutuyor. Bilerek ihmalde bulunduğunu, bu hadiselerde suçlu olduğunu söylüyor. Hakkında soruşturma açıldı. Hem de çok ciddi bir soruşturma. Yani senin anlayacağın, başın epeyce dertte. Bir cinayetin, bir de öldürmeye teşebbüsün suç ortağı olduğunu ima ediliyor. Görevi kötüye kullanmak da cabası. Soruşturmanın sağlıklı yürütülebilmesi için soruşturma bitene kadar açığa alındı kızım. Al, bu da açığa alınma yazın. Thank you.
Bir haber var mı içeriden? Yok. Yoruldun sen dedem. Al iç, içini sınır. Geç ne istersin bilemedim ben ama. Teşekkür ederim. Bisküvi de var. Yeterli, sağ ol. Zordur burada böyle beklemek. Hele elinden bir şey gelmiyorsa. Bu el kadar bebekti. Annem kucağıma verdi. Abi oldun sen dedi. Ben ne bileyim abi ne demek. Abi ne iş yapar ki? Çok ağlıyordu. Öyle çocuk aklımla ben bunu bir susturayım dedim. Öyle susturmak için oynadım işte. Sonra yemek yesin diye oynadım. Sonra üzülmesin diye kolladım, korudum. Bir bakmışım abi olmuşum. Senin de ablan bacın var, sen de bilirsin. Böyle bir damla kardeşlik sevgisi düşer içine. Ulan şimdi ben bununla ne yapacağım derken bir bakmışsın. İçin dışın dolmuş, taşmış. El kadar bebekti, boyumu aştı. Eşek kadar adam oldu. Geceleri üstünü ben örterim. Deli yatıyor zibidi. Ne yapacaksın? Bir de aklına yemek yemek gelmez. İlla ye oğlum, ye oğlum diye söylemek lazım. İnatçıdır çok. Abi ben şöyle yapacağım. Abi göreceksin. Abi yüzünü kara çıkartmayacağım. Ömer benim yüzümü hiç kara çıkarmadı bile. Ama ben... Sana bir şey diyeyim mi? Sen çok esassız bir kız çıktın. Ne yalan söyleyeyim ben. Ben bu iş çok uzun sürmez diyordum. Hani zengin kızısın. Bizim aileyle yapamazsın diye. Bir de polis peşi beklemek falan çok zor. Ömer üzersin diye de korktum ben ama. Kusura bakma. Haksızlık etmişim. Belli ki kenetlenmişsiniz birbirinize. Elif, benden sana bir abi nasihat. Bu hastane koridorlarına alış. Yalnız geceleri alış. Polis peşi beklemek kolay değil çünkü öyle. Ben hala sabahları giderken Melike'den helallik alırım. Çünkü hiç belli değil. Kaderde var mı geri dönmek? Namlunun ucunda yaşıyoruz biz. Size şu an kolaydı. Öyle iş adamı eşi olmaya benzemez polis eşi olmak. Alış bunları. Sen zoru seçtin kızım.
Elif. Kardeşime bir şey olursa. Lütfen en ufak, küçücük bile olsa kötü bir enerji gönderme lütfen. Tamam. Tamam. İyi olacak. İnşallah iyileşecek, el ele çıkacaksınız buradan değil mi? Çakacaktım yumruğu ağzının ortasına. Sensin muhbir, it herif. O yüzden sana bir şey söylemiyoruz diyecektim de bırakmadım. Pelo, ya Pelo. Pelo kızım bir dur. Ya Pelo, ikimiz de senin bir suçun olmadığını biliyoruz. Gerçek ortaya çıkacak. Arda Ömer ölüyor. Benim yüzümden. Ya Pelin, saçmalama. Ömer'e bir şey olmayacak, tamam mı? Bak Pelo, senin yerinde ben de olabilirdim. Bir anlık boşluk, saniyeler, hatta saliseler içinde oldu her şey. Ne olur bırak gideyim, ne olur. Pelo. Bırakmam. Bırakamam. Azıcık hatırım varsa. Lütfen. Lütfen. Ali Amir büroda mı? Evet, odasında. Az önce Pelin'e uzaklaştırma kağıdını verdi. Ben de sizin yanınıza geliyordum tam. Şimdi sırası değil. Sırası değil mi? Kendini mesleğine adamış pırıl pırıl bir polise harcadınız bugün. Nasıl sırası değil? Gecesi, gündüzü, hayatı, her şeyi işi onun. Beşer şaşar Arda. Pelin şaşmaz. Şaşamaz amir. O muhbir değil. Ben bunu size nasıl olsa ispatlayacağım. Ama daha fenası ne biliyor musunuz amir? Siz bugün Pelin'i, Ömer'i, en sevdiği arkadaşını öldürmeye çalışmakla suçladınız. Oraya gideceğinden hiç kimsenin haberi yoktu. Tayyar'ın muhbiri, Ali'nin bile. Üçünüz. Bir de benim ekipten iki kişi, o kadar. Tamam. Ömer'in vurulması bir kazaydı. Tamam, hadi buna inandım. Ama kaşla göz arasında her şeyin birdenbire değişmesi ne anlama geliyor? Üstelik Tayyar'ın istediği gibi. Bana bak Arda. Bu muhbir Pelin değilse... Kim? Hı? Söylesene kim? Bulacağım. Bulacağım abi. Siz de pişman olup gidip Pelin'den özür dileyeceksiniz. Gelişme var mı? Size dün bahsettiğim gibi hastayı uyandırma işlemine başladık. Sonuç? Henüz uyanmadı maalesef. Ömer uyanacak. Umarım. Doktor bey, siz Ömer'i tanımıyorsunuz. Ömer dünyanın en inatçı adamıdır. Bütün sıkıntıları atlatır, güçlüdür. Sevdiklerini asla bırakmaz. Sizden ricam... Siz de doktor olarak ondan ümidinizi kesmeyin. Lütfen tedavinizi ona göre yapın. Aklımda tutacağım. Siz de gelsenize. Gerçekten mi? İçeride yardımınız olabilir. Belli ki Ömer Bey'in arada sizin tarafınızdan fırçalanmaya ihtiyacı var. Amirim, bence annesini zorlayalım. Yani oğlunu ikna edebilir konuşmak için. Ya da bildikleri bizi başka bir yere götürebilir. Kadın çok korkmuş Arda. Onu konuşturma ihtimalimiz bile daha düşük. Yani dava bitti galiba, çıkıyorlar. Davalı Fatih'tim de. Ömer nasıl? Aynı. Bekliyoruz. Belki buradan çıkışta beraber ziyarete gideriz bacanağıma.
Boş boş konuşma. Götürün. Sizin ne sonuç çıkacak? Pek ümidim yok. Savcının mahkemeyi yönlendireceğini bile pek düşünmüyorum. Sonuçta boş bir dosya verdik içeriye işte. Ben o kadar ümitsiz değilim. Bence Ömer'in vurulması savcıda bir şüphe yaratacak. Umarım. Umarım. Yoksa Ömer boş yere vurulmuş olacak. Neden böyle olduğunu anlatacak mısın doktor? Kesin bir şey söyleyebilmek için sabah yolladığım kan testinizin sonucunu bekliyorum Tayyar Bey. Neyse peşin peşin söyle. Batur Bey, hastaneden arıyorlar. İzninizle. Müsaade var mı Tayyar Bey? Gel. Şimdi adliyedeki adamımız aradı. Metin tutuklu olarak yargılanacakmış. İlk duruşması da bir ay sonra ertelenmiş. Ne demiş hakime peki? Hiçbir şey. Ben suçsuzum. Olaylarla bir alakam yok demiş. İyi bari. Aferin. Hala kafası çalışıyor, ihtimalleri hesaplıyor. Tahlil sonuçlarınız çıkmış. Pek iç açıcı değil. Ambulans yolda, sizi hemen hastaneye götürmemiz gerek. Hiçbir yere gitmiyorum doktor. Burası da hastane gibi oldu zaten. Sorun ne? Adam gibi anlat. Hani operasyon çok iyi geçmişti? Sol böbreğiniz yara almıştı. Hasar büyüktü. O böbreğinizi ameliyatla almak zorunda kaldık. Sağdaki yetmiyor mu? Ameliyat sonrası hızla düşen değerleriniz sağ böbreğinizde bir sorun olduğunu gösteriyor. Kalıtımsal bir gelişim bozukluğu muhtemelen. Bakıp anlayacağız. Yani böbrek yetmezliği yaşıyorum. Günaydın komiser. Doktor iki saattir senin uyanmanı bekliyormuş. İlaçlarını kesmişler. Ama uyanmamışsın. Gerçi ben senin uykuyu sevdiğini söyledim ama... ayıp artık. Kalkman lazım değil mi? Ne olur öyle çaresiz bakmayın. Umudunuzu kaybetmeyin lütfen. Hadi ama Ömer, uyan artık. Bak senden başka didişecek kimsem yok. Çok üzgünüm. Biraz daha bekleyeceğim. Hadi siz de çıkın artık. Biraz daha kalabilir miyim? Peki. Duy sesimi ne olur. Başka hiçbir şey istemiyorum. Bana onu geri ver. Lütfen.
Ömer seviyor yine. Ömer. Şükürler olsun. Allah'ım sana şükürler olsun. Şükürler olsun. Bismillah, daha yeni vurmuştunuz kilidi. Kimmiş bu gelen, adını biliyor musun? Ne bileyim, sekreterin miyim? Girince görürsün. Hadi geç. Ne işin var senin burada? Merhaba abi. Nasılsın? İyiyim kardeşim. Sen? Soyadlarımız tuttuğu için içeri aldılar. Abim dedim. İnandılar. Abinin ben seni, yalan mı? Evet. Öylesin. Buna inanmana sevindim. Gerçi inanmasan burada ne işin var değil mi? Benimki de laf. Bir afallattın beni. Ben sonra çok düşündüm biliyor musun? Bazı şeyler kafamda oturdu. Annem vefat edene kadar hep bir şeyler ima etmişti bana. Ne demek istediğini hiç anlamadım. Ama şimdi biliyorum. Bana seni, anneni anlatmaya çalışmış. Vefat edene kadar da hep bunun vicdan azabını çekti bence. Annen iyi bir kadındı. Toprağı bol olsun. Ama Tayyar Dündar'ı karşısına alamayışını anlarım. Annene hiç kızmadım. Onunla da konuştum. Babamla. Yüzleştim. Sen adın gibi mert çıktın ha biraderim. Ben hep onunla gurur duydum biliyor musun? Sıfırdan bir imparatorluk kurmuş muhteşem bir insan. Oysa işin en ufaklığıymış ha. O görüntünün altına eşeledikçe pisliği çıktı. Babam beni büyütürken hep özenliydi. Beni hiç kırmadı. Ama sana ve annene yaptıklarını asla kabul edemezdin. Hiçbir şey olmamış gibi çekip gidemezdin. Bu yüzden babamı terk ettim. Ondan, bana verdiği her şeyden vazgeçtim. Düşmanımın düşmanı benim dostumdur. Hele aynı kandansak... O zaman sana yeniden bir merhaba canım kardeşim. Hüseyin. Bir haber var mı oğlum? Yok hanım. Elif nerede? Buradaydı. Sabaha kadar beraber oturduk ama... Uyumuşum ben. Gelir şimdi. Günaydın. Günaydın. Elif? Elif ne oldu? Elif ne oldu? Elif. Hadi gözünüz aydın. Ömer Bey uyandı. Bütün değerleri de normal ödendi.
Annem! Ay çok şükür. Gördün mü? Elif. Kızım niye ağlıyorsun? Bak Ömer iyileşti. İçindeki acıyı aksın, tut. Geçti artık, geçti. İstemedim. Çocukluğumdan beri hep izledim seni. Gözüm hep üstündeydi. Büyürken ikimizi kıyasladım hep. Benden daha mı uzun olacak? Bileği yüreği kuvvetli mi? Kızlar ona mı daha çok bakıyor, bana mı? Hep izledim seni. Büyürken hep etrafındaydım. Sen lisede basket takımındaydın. Bir maçını izlemeye gelmiştim. Maçı kaybet istiyordum. Mutsuz ol. Kız arkadaşın seni mutsuz etsin istiyordum. Biraz ben mutlu olayım, sen mutsuz ol istiyordum. Tayyar'a duyduğum bütün nefreti sana yöneltmiştim. Ama o gün o maçta herifin biri sana dirseği bir çaktı. Hatırlıyor musun? Sahaya ineyim dedim, şu herifin ağzını burnunu bir dağıtayım. Tüylerim diken diken oldu. O gün anladım, kardeşlik güzel şey. Kardeşlik, hesapsız kitapsız birbirini sevmek o kadar. Bütün badirelere rağmen iyi bir abi kardeş olacağız hissediyorum. Bugüne kadar yapamadığımız her şeyi yapacağız. Bundan sonra bizim hayatımızda keşke yok. Asla keşke demeyeceğiz. Eğer bana bunları bir 5 yıl önce anlatsaydın. Hatta o gün benimle birlikte soyunma odasına girip o herifin ağzını burnunu kırsaydın. İşte o zaman sana kardeşim derdim. Babama, aramıza giren zamana rağmen seni abim yapardım. Ama artık olmaz. Sen benim kardeşim değil, düşmanımsın. Çünkü aramızda Nilüfer var. Ve ben biliyorum ki sen Nilüfer'e çok hoyrat davrandın. Onun uygunsuz görüntülerini çektin. Yalanlar söyledin. Eziyet ettin. Ablasına düşman ettin. Umutsuz bir şekilde bekleyişe soktun. Oysa ben... Ben hep onun yanındaydım. O her ağladığında gözyaşlarını ben silerim. Artık daha da yakınındayım. Çünkü Nilüferlerde kalıyorum. Adın gibi Mert misin dedin ya. Evet öyleyim. Hatta arızanın önde gideneyim damarlarındaki kan sebebiyle. Gerçi sen beni izlemişsin. Görmüşsün. O dağınık, vurdum duymaz adamın altında yatan deliği de görmüşsün. Ha? Ama Nilüfer bana iyi geliyor. Beni dönüştürüyor.
Cafer'in adını ağzına almayacaksın. Neden? Senden mi korkacağım? Ha? Karımdan uzak dur, seni yakarım dedin diye uzak mı duracağım? Ben Nilüfer'i seviyorum. Zamanla o da beni sevecek, haberin olsun. Ve sen bizim dünyamızda olmayacaksın. Mert. Mert. Seni öldürürüm. Merak etme. Sen buradan çıkana kadar onun kalbinde öleceksin. Bunu ben başaracağım. Göreceksin. Uzak dur. Nilüfer'den uzak dur. Mert. Abi gerek yok, ben yatardım. Lan oğlum bırak da yardım edeyim ne olur. İncilerim mi dökülür? Aa Melike. Annem. Sobaya bir bak da harı sönmesin. Anacığım içerisi hamam gibi, yatağa yorgana düşeye gerek yok. Ya, sen itiraz etme de bacaklarını uzat ha. Ana. Elif burada ya, ondan erkeklik yapıyor. Yoksa Nazlı yazdan öldürür bizi bu şimdi. Aşk olsun abi, ne zaman nazlandığımı gördün? Hadi lan. Oğlum ilkokulda aşı vurulunca 3 gün kolunu kullanamayan ben miyim? O küçükken de. Canım uğraşma oğlumla. Neyse işte siz bakın buna. Eğer laf dinlemezse beni çağır anne. İçerideyim ben. Ben ona laf dinlemeyi öğreteceğim. Bunları mutfağa koyabilir miyim? Sen zahmet etme, ben koyarım Elif. Aktardan takviye olsun diye bir şeyler aldım da. Bağışıklık sistemini güçlendirmek için. Benim Hatice'm tıp fakültesinde okuyor. O gül gibi bakar Ömer abisine. Bakar eminim. Zaten Ömer önce ilaçlarını alacak. Bunlar sadece takviye olsun diye. Fatma abla. Ya senin şu meşhur çayın vardı. Ondan yapsana Ömer'e. Hani şu otları falan karıştırıyordum. Yaparım tabii. Hı, hadi. Malzeme var mı? Aa var var. Ben sana göstereyim. Gel. Hadi gel. Gel. Ya sensin Yörüne. Olmaz, daha önemli işlerim var. Benden daha önemli ne işin olabilir ki? Sevgilime iyi bakmak, onu iyileştirmek. Kuru meyveler, bunların hepsi yenecek komiser. Hepsi bitecek, anlaştık mı? Bir de propolisli polenli bal aldım. Hatta bir kaşık vereceğim şimdi sana. Ben bal sevmem. Ben de mızmızlık sevmem. Aç bakalım ağzını. Hadi. Bak yoksa böyle hop uçak geliyor yapacağım. Hüseyin abiye malzeme olacak. Hadi. Günaydın. Günaydın. Ömer'i taburcu ettik, eve çıktı. Durumu da gayet iyi. Gerçekten mi? Çok sevindim. Beni sordu mu? Yani bir şey dedi mi? Evet dedi. O Pelo'ya söyle. O Pelo var ya, o Pelo. O benim canım dedi. Yeter artık. Kaçmasın, gelsin dedi. Bu akşam çağırdı bak. Gideceğiz. Unutmadan. Şunlar da senin için. Mağazayı boşaltmışsın yine. İzle kızım, izle. Birazcık kafan dağılır hem. Bak bu çok güzel bir Amerikan polisiye. Kaptırdın mı fena gidiyor. Eğer ondan sıkılırsan... iki tane de kitabım var. Agatha Christie, seversin sen. Sağ ol. Ya aslında var ya, bu kitaplar, filmler hep Trevor yani. Biz başımıza gelenleri yazsak... sana yemin ediyorum en çok satanlar listesinde bir numara olur. Orası kesin. Hele benimki. Hadi gel bir çay içelim. Hem kek de var. Cevizli, senin sevdiğinden. Hadi gel.
Ne be Kayseri güzeli? Ya hafta sonu çağırmadın. Benim işler olmuş, gökdelen çaya buyur ediyorsun. Lan iki aydır ben bugünü bekliyorum ya. Gel o zaman. Sen var ya sen. Sen az değilsin ha. Ama bak laf ağızdan bir kere çıkar hanımefendi. İşler bitsin damlayacağım. Kekin hepsini yeme. Tamam yemem. Arda ne yapıyorsun ya? Mahallemdeyiz. Böyle sulu sulu davranmanın sırası mı? Allah Allah. Arda. Aşığım kızım kime ne? Allah Allah ya. Al canım. Kan olsun, can olsun. Ben annenin yanına gideyim. Bir şey istersen seslen. Sağ ol Fatma teyze. Elif, şunu çiçeğin dibine döksene. Çok kötü kokuyor. Fatma teyze görmesin. Ömer saçmalama. Ya yaparken gördüm içinde bir sürü faydalı ot var. İç şunu. Bak başka bir şey istersen sonra yaparım ben sana. Evet istiyorum. Allah'ını seviyorsan abime söyle. Çocukluk anılarımı anlatıp benim adal etmekten vazgeçsin. Anneme söyle şu yorganı bir alsın. Yengeme de söyle sobaya kömür atmaktan vazgeçsin. Evin içi hamam gibi. Kefedeceğim sıcaktan. Dedikleri kadar mızmızmışsın. Hadi iç şunu. İnsanın sevdikleri yanında olunca nazlanıyormuş demek ki. Hepsi pervane oldu. Ama sen de kaç gündür yanındasın. Yani yoruldun. Geç içeride biraz uyu ya da evine gittiğinden ne olursun. Ha, şu gestopa gitsin de ben bir rahat edeyim diyorsun ha? Şakası bile kötü. Hayat bize ikinci bir şansı vermişken bir saniye bile yanımdan ayrılmanı istemiyorum. Ama yoruldum, kıyamıyorum işte. Biliyor musun? Hastanede tek başıma yatarken bir tek senin sesini duydum. Bir de rahmetli babamın. Babanın mı? Babamın davası faili meçhul diye kapanınca ne zaman bir işim yarım kalsa babam aklıma düşer. Yani, sanki ona olan borcumu başka dosyaları çözerek ödüyorum. Hadi iç şunu. Bak gözümden kaçmıyor, beni oyalıyorsun. Hadi. Bunu içene kadar nöbetteyim. Elif çok kötü kokuyor vallahi, çok kötü. Hadi. Tadı fena değil. Elifciğim, kapıyı açar mısın? Elim elim kirli. Tabii, bakıyorum. Hoş geldiniz. Hastamız nasıl? Uyanık mı? Uyanık uyanık geçin. Buyurun hoş geldiniz. Terlik orada var. Tamam. Ellerim kirli de kusura bakmayın. Estağfurullah estağfurullah. Buyurun. Ömer nasılsın oğlum? İyi misin? Ömer ne yapıyorsun? Yatar mısın lütfen? Elif hamile geldi. İnat etme. Buyurun lütfen. Rahat ol aslanım rahat ol. Keyfine baksan. Amirim görüyorsunuz değil mi? Şimdiden yandık. Sen nasılsın bakalım? İyiyim amirim. Daha iyiyim. İyi, iyi. Siz de kaç gündür evinize gidemiyorsunuz. Burada başımıza kaldınız. Görevim ne Nevin teyzeciğim? Günaydın. Afiyet olsun. Gel beraber olsun kardeşim. Eyvallah, ben yaptım o işi. Nasılsın Nevin teyzeciğim? İyiyim. Aynı günkü gibi. Ondan önceki günkü gibi. Boşuna geliyorsun buraya her gün. Benim size anlatacak bir şeyim yok oğlum. Nevin teyzeciğim, bak anlıyorum. Sen beni buradan göndermekten bıkmayacaksın. Ama ben de buraya gelmekten bıkmayacağım. Biz seninle konuşacağız. Sen bana ne biliyorsan anlatacaksın. Seni kimler Bulgaristan'dan nasıl buraya getirdi söyleyeceksin.
Sonra adamları tarif edeceksin. Sonra onları teşhis edeceksin. Haberin olsun. Tamam. Hadi bakalım. O zaman size afiyet olsun. Ulan sen kimsin ki benim telefonlarımı açmıyorsun lan git. Mezarını kazıyorsun. Gel ödürsene lan beni. He odamdayım. Gelsene. Çizgiyi aşıyorsun Hüseyin. Çizgiyi aşıyorsun. Daha ne kadar aşacağım lan çizgiyi. Seni tahtalı köye postalıyordum. Bak. Sesin kesildi. Ben malımı bilmez miyim? Korkuyorsun değil mi lan hala? Acaba bu Hüseyin benim hakkımda topladığı belgeleri nereye sakladı? Acaba kime verdi? He? Bir öğrense, ah bir öğrense. Anında beni temizlersin. Ama bulursun. Beni benimle en az seninki kadar kuvvetli. Hele bir kılıma zarar verir. Hele. İşte o zaman senin hakkında topladığım her şey emniyete gider. Son nefesini de hapishanede verirsin. Metin ne yapıyor içeride? Konuşmuyor mu hala? Ömer'den başka kimseyle konuşmayacağım dedi. Çekildi köşesine. Ben de güvenlik gerekçesiyle çift kişilik o koğuşa koydum. Şimdi tek başına orada duruyor. İyi yapmışsınız amirim. O zaman ben yarın toparlanır gelirim emniyete. Alırız ifadesini. Hayır nereye gidiyorsun Ömer? Doktor ne dedi? Bir hafta dinleneceksin. Zaten 3 ay raporum var. Elif ama... Hayır. Ya kurşun kemiğe girdiği için kolunu kıpırdatamazsın. Askıda kalacak. Ne? Tekrar mı ameliyat olmak istiyorsun? Adamın mahkemesi 1 ay sonra. Eğer bir şekilde Metin'i ortadan kaldırmak için elinden geleni yapacaktır. Onu göze alamam. Benim yarın Metin'i görmem lazım. Bana müsaade. Geçmiş olsun Ezra. Sağ olun abi. Geçireyim sizi. Uyanır uyanmaz ne soruyor görüyorsun değil mi? Yarın öbürsü gün öğrenecek. Sen bu kararından emin misin? Hazır Ömer'in haberi yokken vazgeçebilirsin. Kararımdan vazgeçmeyeceğim. Peki ona ne zaman söylemeyi düşünüyorsun? Biraz kendini toparlasın. Konuşacağım. Ömer bunu öğrenince kuduracak. Hatta birlikteliğiniz bile zedelenebilir. Demedi deme. Ömer, tatlı yer misin yengem? Annen kireçte kabak yaptı. Getireyim mi? Yok yenge, sağ ol. E peki. Bu kadar zaman Sami Amir'le ne konuştunuz? Hiç. Yani Ömer inatçıdır. Onu gözünün önünden ayırma dedi. İyi öyle olsun. Yesene biraz. Doydum doydum. Vallahi doydum. Sen ye biraz. Hadi. Hadi. Sen ye. Tamam sen al. Ömer iyileşene kadar gelmez. O yokken de işleri ben idare edeceğim. Tabii ben Elif kadar hakim değilim işlere. Bu yüzden ben adapte olana kadar sen bana yardımcı olursun diye düşünüyorum. Elimden geleni yaparım Aslanım. Güzel. Hoş.
Hamileliğim ilerleyince yine geri kalacağım ama doğuma kadar güzel işler başarabiliriz seninle, ha? Ne zaman isterseniz konuların üzerinden geçeriz. Süper. Tencereler nerede? Çorba yapacağım da. Bak, şu dolap var ya, onun alt gözünde, oradan alırız. Zaten avuç içi kadar mutfak kendimiz zor sığıyoruz. Elif, bunlar ne? Greçka ile kinoa. Ney? Greçka kinoa. İnternetten çok güzel bir tarif buldum da Ömer bayılacak. İsimleri böyleyse tatları nasıl Allah bilir. Yalnız Elif, Ömer öyle her şeyi yemez bilesin. Vallahi ister sevsin ister sevmesin yiyecek. Çünkü bunlar çok faydalı, ihtiyacı var. Yani resmen protein deposu, kan yapıcı, bağışıklık sistemi güçlendirici. Bizim taranamızın suyu mu çıkmış mis gibi? Ya iyi düşünmüşsün de. Ya annem Hasan'ı kasaba gönderdi. Kemikli et aldırıyor. Hem ilikleri Ömer'e de iyi gelir. Biz ne zaman hastalansak annem o kemikleri haşlar, suyuna da bir güzel çorba yapar. Parmaklarını yersin sen de. Ya ben onu diyorum işte. Bize ne bu el alemin groçkasından? Elvan teyze seninki daha iyi görünüyor. Ben sana yardım edeyim. Madem Ömer de seviyor, öğrenmiş olurum. Elifciğim, bu bizim bulgura benziyor. Bunun pilavı olur mu? Olur. O zaman sen bunun pilavını yap. Madem Ömer'e iyi gelir, faydası olur, şifa olur. Ben de çorbayı yapayım. Tamam. Sen de icat çıkarıyorsun. Ne güzel pirinç pilavı yapacaktım. Tane tane dökecektim. Vallahi çok şanslısın Elif. Annem iyi gününde, keyfi yerinde. Yoksa iş güzellikleri hiç sevmez. Demet. Kalk şu Safiye'ye git hadi. Masa, sandalye ne varsa kap gel. Akşam çok kalabalık olacağız. Sığmayız bu masaya. Tek başıma mı taşıyacağım anne ya? Evet, tek tek taşı, ölmezsin. Hadi, spor olur hem. Hadi. Demet. Niye duruyorsun hala? Hadi. Tamam anne ya, gidiyorum. Tamam, çok söylendin, kaldırıyorum yorganı. Ama uzanmaya devam. Annen çok kızar, karışmam sonra. Tamam yenge. Bana bak. Hazır ablası gelmişken isteyelim mi Elif? Ne dersin? Verirler mi? Aa, kurban olsunlar sana. Senden iyisi... Ay elin kırıla Melike, dilin tutula. Ömer iyi misin? Bir şeyin yok değil mi? Tamam yenge, bir şey yok. Ay kusura bakma yengem. Hasan, oğlum çatlayacaksın lan. Sabahtan beri tıkınıp duruyorsun. Haydi kalk, giyin. Gelirler şimdi, hadi. Kime diyorum? Hadi kalk, ablana da söyle yeter süslendi. Çabuk. Ay Fatma abla, siz de çok yoruldunuz ha. Yok, yorulmadım. Elinize sağlık. Biberliler de geldi. Mis gibi çıtır çıtır. Vallahi yeter artık anne ya. Kıskancımdan öleceğim abi. Ne yapayım, kendimi mi vurayım ya? Ben de vuruldum. Niye bana yapmadınız? Aşk olsun, sana her gün yapıyorum. Hadi geç kızım, geç. Of. Yenge bir kundaklamadınız kaldı. Amma mızmızlandın ya. Görmüyor musun? Hah, geldiler. Abi var. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Buyurun. Biz de sizi bekliyorduk.
Çıkaralım mı? Hı hı. Daha neler? Ayakkabısız mı oturacağız? Vallahi biz yıllardır öyle yapıyoruz. Bir zararını da görmedik. Ben size terlik vereyim. Üşürseniz patik de getiririm. Tabii. Tamam, siz nasıl isterseniz. Geçin geçin, önemi yok. Buyurun. Hoş geldiniz. Buyurun, buyurun. Canım benim. Hoş geldin Hoş canım. Geldiniz. Dur bakalım komiser Kolombo. Kımıldama yoksa mıhlarım seni. Sen daha yaralısın, iyileşmedin, kalkamazsın. Değil mi Şerif? He, tabii. Kımıldamasa iyi olur. Nasıl? İyi bakıyorlar mı sana? Hem de nasıl. Hastanedekinden bile yoğun. O kadar yoğun ki sağ çıkamayabilirim. Hadi kızlar buyurun, geçin. Hadi ya. Hadi gelin. Sen bu tarafa geç istersin. Hadi kızım ya, çok geç kaldık. Hadi. Arda, ben yapamayacağım. Ya Pelin. Ya kızım. Pelin. Pelin. Ya Pelin. Saçmalama mı kızım ya? Ya Arda. Ömer'le karşılaşmaya hazır değilim. Nasıl bakacağım ben onun yüzüne? Belki o da Sami Amir gibi düşünüyor. Belki bana karşı bütün güvenini yitirdi. Biz artık Ömer'le eskisi gibi olabilir miyiz? Benim yüzümden ölümle burun buruna geldi. Giymiş böyle evlere şenlik. Çıktım çikirik, belma kikirik gibi. Nilüfer, sen nasılsın? Olabildiğince iyiyim. Ama daha da iyi olacak değil mi Mızdık? Yardım edecek bir şey var mı? Hallettik biz Elif, sağ ol. Oğlum hadi sen kolonya getir, misafirlere sun. Bir rahatlasınlar. Ay, çok şeker, bayram gibi. Ah, geldiler. Hah, bizimkiler de geldi, şimdi tamam olduk. Hoş geldiniz. Hadi geçin. Nerede kaldınız oğlum lan? Akşam trafiği abi. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Devrem gelmeyecek misin yarın? Bilmiyorum. Ya kızım ne özür, gel buraya. Tamam kızım, ne özürü. Tamam. Dökme incilerini. Sen benim canımsın, kardeşimsin. Demirleydi'ye bak. Gözyaşlarını döktü. Ya Ömer. Ne Ömer? Bak, üzüyorsun ama beni. Kızım ben seni bilmiyor muyum?
Senin canın benimkinden daha çok yanmıştır. Sana bir şey olsaydı ben ölürdüm. Tamam, tamam. Tamam yeter ya. Vallahi bizi de ağlatacaksınız. Hadi zaten acımızdan öldük. Oğlum otur sen de sofraya. Hasan gel yavrum benim. Sıkışmayın oğlu yürü. Sen benim oğluma tontiş mi diyorsun? Hayır ben öyle bir şey demek istemedim yani. Ya takılma sen. Ben hep kucağımda besliyorum onu zaten. Değil mi lan? Bu evin delisi de Ömer'in abisi galiba. Nasıl? Hadi Melike, çorbayı getir. Hemen anne. Yardım edeyim ben de. Allah, bekliyorum. Elimizdeki bütün donörleri araştırdık Tayyar Bey. Maalesef hiç kimsenin kan grubu ve dokusu sizinkiyle uymuyor. Ne yapacağız peki? Birinci derece akrabalarınıza soracağız mecburen. Başka şansımız yok. Bir Mert var. Onun da kan grubu anasıyla aynı. Başka kimse yok. Canım karım. Çok sevdim. Sensiz ölmek istemiyorum. Yardım edecek bir şey var mı? Yok yok. Biz hallettik her şeyi. Sen otur. Sağ ol. Ne güzel. Düğün evi gibi oldu değil mi? Hatice mutfakta işin bittiyse gel kızım odamıza gidelim. Demet kahve yapıyor. İstemez istemez. Bana bu saatte çarpıntı yapar o. Hadi kızım. Geldim. Hadi iyi geceler. Ay Fatma abla, olur mu öyle ya ayrı gayrı? Olur olur. Çok güzel olur. Hadi iyi geceler. İyi geceler. Geç abi. Evrem alsın şunu. Ay üşüteceksin, öyle niye çıktın oğlum? Bir şey olmadı anacığım, iki dakika. Gelin gelin, kahveler de oldu zaten. Oğlum sen de gel. Senin adın ne? Nilüfer. Güzelmiş. Senin ödevin yok mu? Sıfır. Hadi ablanın odasına yürü. Abi. Bak bu çok çapkın olacak ha, çekeceğim var söyleyeyim sana. Vallahi iki numara da siz öğrenseniz çok iyi olacak. Yoksa evde kalacaksınız Pelin'le. Eline sağlık kızım. İçin için. Ben de sonra fal bakarım. Fal mı? Ben fala inanmıyorum. Bence siz de inanmayın. Uyuşturucu gibi bir şey çünkü. Hayır canım, bize inandığımızdan değil, eğlencesine. Hem ne demişler? Fala inanma, falsız da kalma.
Havalar da bayağı bir soğudu değil mi? Hı, kış geliyor. Bu sene kar yapacak diyorlar. Yapsın, doğanın dengesi bozuldu çünkü. Ay lütfen yeter. Bünyemin sürmeli bile bizim kadar çok hava durumundan konuşmamıştır. Bunun neresi komik ki? Normal Allah'ın havası suyu işte. Sıcak sıcak, mis gibi künefe hazırladım. Çok teşekkür ederiz. Yemekler çok lezzetliydi. Biz fazlasıyla doyduk. Sağ olun. Sen o künefeyi bir ye, sen de sonra konuşuruz. Tavla mı atsak kardeşim ya? Süper fikir. Elif çok güzel tavla oynar. Bir de parmaklarıyla saymasa. Tamam ama çok güzel tenis oynar, süperdir. Bir de çok güzel yüzer ama balıklardan korktuğu için şimdi yüzemiyor. Bir de yükseklik korkusu var. Yani sizin anlayacağınız, bizim ailede herkes biraz kırık. Biz normaliz çok şükür. Ama sizde de azıcık gevezelik var galiba. Hı? Elif ablan çok şakacıymış. Ay anne. Hatırlıyor musun? Ömer daha küçüktü. Künefe aldırmaya göndermiştik. Yolda gelirken ayağı takılmıştı. Bütün künefe heba olmuştu. Ya o zaman ortaokula gidiyordum. Küçüktüm. Ha doğru. Ergenken de sakardı. Annem bakkala gönderirdi. Yoğurt almaya. Eve kadar gelir kapının önünde bir düşerdi, bütün yoğurt yerde. Aa, enerjikti telaşından. Her işe yetişmeye çalışırdı yavrum. Unuttun mu? Doğru, doğru. O zaman biz kalkalım. Hasta ziyareti kısa olur malum. Tatlı gelecekti. Biz çok teşekkür ederiz. Her şey çok güzeldi. Biz artık gidelim. Hem aslında dinlenmesi lazım zaten. Evet, lütfen kalkmayın. Çünkü geldiğimizde bir posta öpüşmüştük zaten. Giderken de öpüşmeyelim. Geçmiş olsun. Ayağınıza sağlık. Biz her şey için çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. İyi akşamlar. Çok geçmiş olsun. Abi. Sağ olun efendim. İyi akşamlar. Hadi Nilüm. Geldim. 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 Anne sen takılma buna ya. Bu da bunların delisi işte. Belli. Arda biz de artık kalkalım. Baksana geç oldu. Kaç saattir oturuyor. Biraz yatsın dinlensin. Nereye gidiyorsunuz? Daha ders çalışmadık. Metin tutuklanmış. Tayyar'ı hala derdest edebiliriz. Anlatın bakalım ne yaptınız? Ben evdeyim Devran. Açığa alındım. Soruşturma geçiriyorum. Niye? Allah'ım düşündükçe sinirleniyorum Elif'e ya. Ya Melike abla ne demek? Ne kadar çabuk uyum sağladı bu kız bunlara. O Melike midir nedir ona da çok gıcık oldum. Ve çok sıcak, inanılmaz misafirperver insanlar Aslı. Yani? Yani iyi insanlar Aslı'cığım.
Ya bütün gece bizi mutlu etmek için nasıl çırpındılar görmedin mi sen? Yani iyi bir kalp bütün sorunları çözmeye yeter sence ha? Evet. Bravo Bızdık, sen böyle düşünmeye devam et. Böylece o başına açtığın belaların da nasıl başına geldiğini anlamış olduk. Hoş seninkinin iyi bir adam olup olmadığını bile bilmiyorsun sen daha. Aslı lütfen. Lütfen deme bana, düşün. Ya düşün, ya bugüne kadar iyilikle hangi sorunun altından kalkabildin Nilü? Umarım Elif de bunu düşünür. Çok fakirler ya, çok. Şimdi insanları mı aşağılıyorsun? Yani bravo sana ya. Asla. Ben herkes kendi koşullarında yaşar diyorum Nilü. Benim için önemli olan Elif onlara ne kadar uyum sağlayabilir? Ömer bize ne kadar uyum sağlayabilir? Ya bunun cevabını versene sen bana. Olmaz, aralarında uçurum var. Çok klişe bir laf. Annem de söylerdi, ben de dalga geçerdim hatta ama doğru, davul bile dengi dengine Nilü. Olmaz. Ömer çok iyi çocuk. Ben de çok seviyorum Ömer'i. Ya Elif'e de basbayağı aşık, bunu da görüyorum, görmüyor değilim. Ama olmaz, dengeyi bulamazlar. Cicim aylarından sonra da sorun yaşamaya başlarlar. Bak ben sana söylüyorum. Olmaz. Böyle bir şey kabul etmiyorum abicim. Gider konuşurum kim yapıyorsa bu soruşturmayı. Böyle saçmalık mı olur ya? Benim devremden nasıl şüphelenirler? Sana aferin. İyi sakladın bunu benden. Ya kardeşim bilsen ne değişecek? Hem bırak soruştursunlar. Nasıl olsa ellerinde patlayacak. Tayyar ne yapıyor peki? Hiç uslu uslu durduğunu sanmıyorum. Vallahi ne yalan söyleyeyim. Ne Nevin'in ne Metin'i rahatsız etmiyor. Kesin bir planı vardır. Şimdi Metin konuşmadı ya, rahatladı. İki gün ayaklanıp Metin'i konuşturamayacağım sanıyorum. Edem ya, gece gece şimdi bunu konuşmanın zamanı mı? Hüseyin abi doğru söylüyor. Hadi çok geç oldu, artık biz de kalkalım. Kaçın kaçın. Ne de olsa iki güne ayaklanacağım. Hadi oğlum eve bırak sen kızı. Tamam abi. Seni çok seviyorum. Biliyorsun değil mi? Ben de seni seviyorum. Hadi geceler. Hadi geceler. Abi bak geç kalma, kaç gündür geç kalıyorsun. Tamam abi. Ah, hadi iyi akşamlar, ayağınıza sağlık. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Güle güle güzel. Görüşürüz. Görüşürüz. Hadi güle güle, iyi geceler çocuklar. Yine bekliyoruz. Oh. Şükür bu geceyi de atlattık sağ salim. Siz de yoruldunuz. Yatarız, dinleniriz. Ne olacak? Takma kafanı sen. Ben şu mutfağı toparlayayım hele. Eğer sakıncası yoksa ben biraz daha kalmak istiyorum. Yani Ömer'in ilaç saati yaklaştı, canı verip öyle gitmeyi tercih ederim. O nasıl laf kızım, duymamış olayım. Burası senin de evin. Bir yatak açarız yatarsın. Seni tek başına gece yarısı yollama. Tamam, o zaman ben de mutfağa yardım edeyim. Hı. Çantam burada kalmış. İçinde ilacım vardı da. Ha, burada. Ne olur yabancı gibi davranma. Nasıl rahat ediyorsan öyle yap ha. İçim hiç rahat değil. Sen odanı bize verdin. Yani yük olduk size. Ay biz artık bir aileyiz. Ailede kimse kimseye yük olmaz. Ama bak kış günü yerde yatacaksın. Üşümeyecek misin? Ne var? Döşek yün, yorgan yün. Niye üşünsün ki? Ayrıca ben bu yatağı kendime hazırlamıyorum. Elif'e yapıyorum. Üstüme iyilik, sağlık. O kız burada Ömer'le birlikte mi yatacak? İyi geceler. Sana da. Evet, komiser ilaç vakti.
Pardon, tanışıyor muyuz? Ne? Ne bakıyorsun öyle? İçeride bulaşık yıkıyorduk herhalde. Al şunu. Tamam tamam, takılıyorum. Ne bileyim seni böyle görünce. Gayet rahat bence. Ama sen giyince böyle son moda olmuş ha. Bir de benimle uğraşmasan. Güzel olmuş, güzel. Elif'im. Benim için bu fedakarlıkları yapmak zorunda değilsin. Senin benim için yaptıklarından sonra bu hiçbir şey. Vurulduysan bu biraz da benim yüzümden. Ben ve kardeşlerim için. Hadi Ömer'in odasını hazırladım. Gidin istirahat edin. Tamam anacığım. Heh. Gel bakayım koluna gireyim. Anacığım ben kalkarım. Belki bahaneyle koklayacağım oğlumu. Gel. O zaman başka, tamam. Hadi bakalım, hop. Gel hadi. Ha, Demet sana bir şey soracağım. Ya mutfakta lavabonun kenarına şu bilekliklerimi çıkarmıştım. Gümüş renkli olanını bulamıyorum, gördün mü? Yok. Ha. Demek başka yerde unuttum, boş ver. İyi geceler. İyi geceler. Hadi gel. Tamam anneciğim. Dur sırtını. Ah. Çok... Eden bir ihtiyaç var mı? Yok abim sağ ol. Hadi Allah rahatlık versin. Yorganı getirdim. İyi yaptın kızım, bırak da çık. Uyusunlar çocuklar. Hadi tamam. İyi geceler. Sağ ol anacığım. Bunlar annemin yorganları, yün yorganlar. Ev sobalı ya, şimdi bunlarla yatıyoruz. Sen şimdi alışıksın tabii. Kuş tüyü, elyaf. Bu biraz ağır gelebilir. Ya işte kılı, tüyü, yazın aç, tekrar topla, vurduruyoruz, diktiriyoruz. Ama annemin inadı bir türlü vazgeçmiyor. Şimdi kıl tüyü dedim. Seni kaşındırmasın bu, yatabilecek misin? Yok, sorun yok. Ben yatarım yani, problem değil. Elif istiyorsan sen gel burada yat. Ben alışkınım ya yatağına. Hayır Ömer, yani baksana mis gibi yatak, yatarım. Hem senin zaten gözlerin kapanıyor. Yüzünün rengi değişti, çok yorgunsun. Hadi uyu artık, gözlerini kapat da dinlen. Evet, yoruldum biraz. Allah rahatlık versin. Sağ ol yenge. İyi geceler. İyi geceler. Gel çıkartayım. İyi misin? Herkes yattı mı? Yattı yattı. Bir annem ayakta. Yatsı yıkılar yatar o da. Yatsı yıkılsa ne? Kim bilir bu gece içeride neler olacak? Anne çok ayıp. Niye ayıp? Asıl ayıp. Ateşle barutu aynı odaya sokanda. Arada söz yok, nişan yok, hiçbir şey yok. Hiç yakışık alır mı? Neymiş? Gece kalkarmış da ilacını verirmiş de ateşine bakarmış da. Sana ne? Anası var o baksın. Ben sana diyeyim. Bu kız Ömer'e yapıştı yapıştı. Fatma bacım, bir kere düzelteyim. Elif'i ben çağırdım yardım etsin diye. E kaç gündür kız orada doktorlardan tahsil aldı. Bizden iyi öğrendi, bizden iyi anladı. E çocuğuma da bakmak istiyor. Benden de iyi bakar. Annem. Hı. Fatma abla haklı. Yani ben Hüsnü'yle evlenmeden önce hiç sizin evinize gelip yattım mı?
Hayır yani mahalle duysa bununla çalkalanır. Rezil oluruz, rezil. Uğraşmayın çocuklarımla. Onlar nelerle mücadele ettiler. Ölümün kıyısından döndüler. Siz hala konuşuyorsunuz. Kızım yavrum şu seccademi verir misin bana? Sağ olasın güzel kızım. Hadi iyi geceler. İyi geceler anne. İyi geceler. İyi geceler. Olduğumu düşünürler. Evlenmeden olmaz. Ne o sinyorina? Bana evlilik mi teklif ediyorsun? Sen çok fenasın biliyor musun? Şurada şaka yapıyoruz herhalde. Bak 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 yanaklara bak yine kızardı. Hadi gel. Ama omzum ağrıyor. Günaydın. Günaydın. İyi misin? Ağrın var mı? Biraz dikişlerim ağrıyor. Geçecek. Hadi kalk sana kahvaltı getirdim. Bu durum benim bayağı hoşuma gitti. Bir daha mı unutsam acaba? Sakın. Sakın bir daha o lafı ağzına alma. Ne olur bir daha da beni böyle korkutma. Tamam. Şaka yaptım. Yapma. Şakasını da yapma. Hoş değil. Evet. Simit, peynir. Ama bu sefer önce süt, sonra çay. Çay sonra mı? Evet. Bir de aç karnı alman gereken bir ilacın var. Al bakalım. Elif bugün Metin'i görmeye gideceğim. Hayır Ömer. Elif işimi nasıl yapacağıma karışma. Bırak yarım kalan işimi bitireyim.
Günün kahvesi. Buyurun efendim. Teşekkür ederim. Brownie de var. Yani seversin sen. O da bugünün kitabı. Kasım patılar biraz coşmuş da. Sen de coşmuştun Arda. Ya kızım azıcık kibar olsana. Senin saçında bir şey mi var? Burada kalmıştı. Arda ya. Ya tamam biliyorum benim gibi kazma bir polis için fazla romantik hareketler bunlar ama... ...ne yapayım her gün aynı olmasın biraz süsleyeyim istedim. Neyse gideyim ben artık. Arda. Teşekkür ederim. Ben sana anlatamıyorum galiba. Avukat çağırmadım. Bu herif benim avukatım değil. Aç kapıyı, görüş bitti, aç. Fatih Bey, lütfen. Babanızdan bir mektup getirdim. Bırakıp çıkacağım. Ona söyle, eğer mektup gönderecekse gitsin postaneye postalasın. Adresim belli. Getirdim zaten. Buyurun. Mutlaka okumanızı istedim. Çok önemliymiş. Hmm. Ömer, lütfen. Hedefim bu kadar yaklaşmışken hiçbir aksilik çıkmasına izin veremem. O yüzden karışma gideceğim. Sami Amir takip ediyor. Ona güvenmiyor musun? Elif, onun güvenle alakası yok. Bu benim davam. Ben bitireceğim. Aslanım odası mı? Odasında efendim, teşekkürler. Aslı ne oldu? Aslı. Kanaman var Nilo. Kesin bebeğe bir şey oldu. Bence hala ne istiyorsunuz? Bir şey bilmiyorum, anlamıyor musunuz? Siz Bulgaristan'dan getiren adamı biliyorsunuz ama. Burada sabıkalıların listesi var. İçlerinden biri olabilir. Ya Nevin teyze, bu adamlar seni zorla kaçırdı. Eğer yetişmeseydik belki de seni öldüreceklerdi ya da oğlunu. Yanında yakaladığımız adamlar konuşmuyor. Ama sen içlerinden birini teşhis edersen senin için de oğlun için de en iyisini yapmış olursun. Yoksa bütün suç Fatih'e kalabilir. Lütfen. Benim teyze lütfen. Yoksa her gün, her gece gelip sana bu fotoğrafları göstereceğim ben. Ya ben size yardım etmeye çalışıyorum, anlamıyor musunuz? Heh. Bu adamlardan biri miydi? Sesin hala kulaklarımda. Haklısın, sana evladım demeliyim. Aileni senden esirgememeliyim. Ne olursa olsun sen benim evladımsın. İnsan bazen hatasını geç de olsa anlıyor. Senden özür diliyorum. Ben seni affettim. Sen de beni affet. Ömer. Elif lütfen.
Benim sana bir şey söylemem lazım. Dinliyorum, söyle. Biz Nilüfer'le şikayetimizi geri aldık. Duydun işte. Metin'i şikayet etmeyeceğiz. Şu anda onu sadece yaşanan çatışma sebebiyle tutuyorlar. Yani büyük ihtimalle ilk duruşmada serbest kalacak. Nilüfer'in kaçırılma davası düşecek. Metin tekrar özgür bir adam olacak. Tamam, hiç acele etmeyin. Vaktimiz bolmuş olsa. Buyurun efendim. Buradan kim? Bu bizim bir arkadaş. Sana göz kulak olacak. Ben Fatih'i karşılayayım. Allah'a emanet. Bu adam mıydı? Nevin teyze, seni Bulgaristan'dan getiren adam bu mu? Böyle bir şeyi nasıl yaparsınız? Ya bunca engelme boşuna mı yaşandı? O herif elini kolunu sallayarak geçsin diye mi? Canliklerine devam etsin diye mi? Buna asla izin vermem. Ben de bir daha canımın yanmasına izin vermem komiser. Ben babamı kaybettim. Arkasından annemi kaybettim. Hala canım yanıyor Ömer. Ben bir de seni kaybedemem. Buna dayanamam, ben böyle yaşayamam. Elif, bana bir şey olmayacak ki. Öyle mi komiser? Sen daha 3 gün önce komadaydın. Seni öyle kanlar içinde görünce aklımı kaçırıyorum sandım. Ya ölürse diye deli çıkacaktım sen uyanana kadar. Ömer, yapamam. Anlasana. Ben sensiz yaşayamam. Bırak Tayyar Dündar kazansın, umurumda değil. Ama biz mutlu olalım. Ben seni istiyorum. Ben mutlu olmak istiyorum. Seninle olmak istiyorum. Kabul etmiyorum. Hemen o şikayetleri geri vereceksiniz. Böyle bir şey yapmayacağım. Ben bir seçim yaptım. Hayatımın aşkını seçtim. Bu davayı bıraktım. Sen de bir karar ver. Ya bu davadan vazgeç... ya benden.